Kuzu ya da dana, ciğer kavurma. Ciğerlerimi yıkamadan kuşbaşı olarak doğradım ve kanını atması için süzgeçte beklettim. Bob tavaya bir miktar kuyruk yağını minik minik doğradım ve yağı çıkana kadar kavurdum. Dilerseniz kuyruk yağlarını çıkarabilirsiniz ama ben onları da ciğerle birlikte sevdiğim için içinde bıraktım. Ciğerlerimi de ilave ettikten sonra her ikisini birlikte kavuruyorum. Öncelikle ciğerler suyunu salıyor ve daha sonra tekrar suyunu içine çekiyor ve lezzeti dışarıya vermemiş oluyor. Kavrulmaya başlayan ciğerlerimin içine 3 adet orta boy, irili ufaklı doğradığım kuru soğanlarımı ilave ediyorum. Ve her ikisini birlikte yine kavurmaya devam ediyorum. Zaten ciğerin olma süresi çok kısa bir zamandır. 10 dakikada pişer. Yani bu ciğer tavanın, ciğer kavurmanın yapılma süresi toplasanız 15 dakika içinde olmuş duruma geliyor. Şimdi kavrulan ciğerlerimin içine 1 çay kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ettim. Yine 1-2 kez karıştırarak kavurdum. Son olarak da içine baharatlarımı ilave ediyorum. Benim tercih ettiğim baharatlar kimyon, kekik, pul biber, karabiber ve tabii ki tuz. Ama dilediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Dediğim gibi toplamda yapım aşaması, doğranması hariç 10 ya da 15 dakika içerisinde hazır oluyor. Şimdi baharatlarımla birlikte 1-2 sefer her tarafına geçmesi için baharatın tekrar karıştırıyorum, kavuruyorum. Ve artık ciğer tavam hazır. Asla kokusu olmayan, oldukça yumuşak, çok lezzetli bir kavurma oluyor. Sizlerin de denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.